ofisi yeniliyorsunuz, ortaya eski atıklar çıkıyor değil mi? Kullanılamaz durumdaki malzemeler ya da demirbaşlar artık kullanamıyorsunuz, bilgisayarlar eskidi ne yapacaksınız gibi en problemli konulardan biridir. Serbest bölgelerin içerisinde bu gibi demirbaşlar, Türkiye'ye sokamıyorsunuz ikinci el malzeme statüsünde ya da mal statüsünde, demirbaşlar için söylüyorum. Ticari malsa hadi ticaretini yapabiliyorsunuz, onda bir sıkıntı yok ama onun hurda haline dönmesi, artık kullanılamaz hale dönmesi Türkiye'ye artık sokamıyorsunuz nitelik olarak problemli. Dolayısıyla buna bir çözüm olarak da bir komisyon kurulması karar verilmiş. Bu komisyonda da genelde serbest bölge müdürlüğündeki işte görevliler, yani bölge müdürünün tayin ettiği görevlileri artı işte muhafaza müdürlüğünden biri yine orada görev yapan işletici firma, gerek duyulursa uzmanlar vesaire bu kişiler ve işte tabii ki bu başvuru yapan kişi tespitte bulunuyor. Hasarlı ürünler ne? Bunlar ne olacak, nereye gidecek? Bunların tespit edilmesi, varsa atıkla ilişkili ortaya çıkabilecek problemli durumlar, biliyorsunuz atık mevzuatı denen bir mevzuat da var. Yani öyle arızalı, hurda haline gelmiş şeyi öyle kafamıza göre hadi çöpe attım diye olmuyor. Yağ olabilir, patlayıcı madde olabilir içinde, önemli radyasyon olabilir bilgisayarlarda falan, onlara dikkat edilir. O yüzden Çevre Bakanlığı'nın ve ilgili bakanların olayları da gerekebilen durumlar var. Onlara dikkat etmek lazım. Biraz hızlanıyorum. Bundan sonra ne oluyor? TAS işlenen, TAS ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bu malzemeleri veriyorsunuz. Atıksa atıkla ilişkili kurumlar var. Özel kurumlar, kamu kuruluşları. Onlara teslim ediyorsunuz ve envanter kayıtlarından hem sizin hem serbest bölgenin çıkartıyorsunuz. O yazılar hep bunlar yazılarla oluyor. Tespitlerle oluyor. Bunun dışında bir şey yapamıyorsunuz. Vergi su kanununda nasıl oluyor atıklar veya şeyler, hurdaları? Kendi kafamıza göre gider yazamıyoruz değil mi? Ne yapıyoruz? Komisyon kararının alınması lazım. Bu da onun gibi bir komisyon. Buna göre işlemler yapılıyor. Serbest bölgedeki çalışma mevzuatı üstad biraz bahsetti. Orada hem nasıl çalışılacağı ile ilişkili yine bir yönetim, yani bizim mevcut yönetmeliğimizde de hükümler var. Genelgeler de var bununla ilişkili. Özellikle yani farklı değil, işte asgari ücret gibi, sosyal güvenlik mevzuatı gibi uygulamalar orada da geçerli. Yani orada ben serbest bölgedeyim, SGK primi ödemem gibi bir lüksümüz yok. Bu da bize aslında Türkiye'nin içinde olduğunu, gümrük açısından dışarıda olduğunun bir göstergesi. Buradaki hükümler uygulanıyor. Özel bir hüküm var, bir aydan fazla çalışan, hani bir aydan kısa çalışan alır mıyız şirketimize bilmiyoruz, olabilir. Dönemsel çalışanlar olabilir ama bir aydan uzun çalışıyorsa iş sözleşmesini yazılı yapmak zorundayız. Bu bir yine yönetmelikteki bir durum. Ve bunlar üçüyse düzenlenip şeye veriliyor, bölge müdürlüğüne veriliyor kopyası. Bunun sebebi de her çalışanın bir kartı olmak zorunda. İzin kartı, özel izin kartından bir kart. O kartı işte o iş sözleşmesine bağlıyorlar, size bir kart veriyorlar. Onun da anlamı o. O yüzden veriyorsunuz yani şey, iş sözleşmesi. Tabii ki gizlilik var, hükümler var ama böyle bir durum bunu istiyor. Asgari ücret yine aynı, 93-13 ne oldu genelde. 2010'da önemli bir değişiklik oldu. Herkes farkında değildi. Alt veren, asıl işveren, alt işveren ilişkisi yine yönetmeliğin içine girdi. Bu çok büyük problemdi. Diyelim ki siz temizlik hizmetlerini, güvenlik hizmetlerini şirketinizle ilgili dışarıdan almak istiyordunuz ki birçok şirket şu anda ona benzer işlemler yapıyor. Tevkifatlar var biliyorsunuz. Bir kısmı halka açık olur, kamu olur vesaire. Tevkifat eğitiminde onun detaylarını göreceksiniz muhakkak katılırsanız. 2010 yılında bu ilişkinin olabileceği izni çıktı. Eskiden böyle bir izin yoktu. Ama maalesef o tarz işlemler oluyordu. Çalışma esasları bölge müdürlüğüne tasdik ettirilip iş yerine asılmalıdır. Bu da ne demek? Yani iş yerinin yönergesi, ben çalışanlarımı şu kadar saat çalıştırdım, şu gün izin veririm gibi aslında bir prosedürdür bu. Bunu da diyor ki serbest bölge genel müdürlüğü, bunu da asacaksın, herkes okuyacak, ben de bileceğim. Böyle detaylı bir şey ama üzerinde çok durmuyoruz. Ücretler döviz cinsinden, arada çok tartışmalarımız oldu hararetle. Cinsinden ödemeyen firmalar varmış. Dedik ki sıkıntı olabilir, dikkat etmek lazım. Tekrar hatırlatıyoruz. Türk lirası, sosyal güvenlik hemen şey yapacağım. Sosyal güvenlik birimleri döviz veya Türk lirası ödenebilir. Bakın maddede yazıyor, kanunda yazıyor. Zaten SGK'ya dövizle ödeyebilen var mı bilmiyorum, emin değilim. Ama
işlem, transfer yapılır, döviz bozdurulur, aynı gün kur sabitlenir, yapılır o bir şekilde de. Prim dediniz. Doğru hesap. Şimdi onu üstad detaylı anlatacak. Çok önemli. Onunla ilişkili vergi usul kanununun tebliği var. Anlatacak. Onun detayına girmeyeyim. O çünkü birazcık daha hesaplamalar ve şeyler içeriyor. Hani kurum kullanılacağı açıklama yapacak üstad. Çalışanların ücretleri Türkiye'de mevcut banka hesaplarına havale edilmesiyle ilişkili. Bununla ilgili durumlar var. Yani bu durum ne demek? Şöyle, bazen nakden para ödemeleri olabiliyor, değil mi? 10 kişinin altında, tamamen 10 kişinin üzerinde hem SGK'ya göre hem şeye göre, mevzuata göre bankaya yapılması zorunlu. Ne oluyor? En çok rastlanan problemlerden biri hesaplar Türkiye'de, kişi adına Türkiye'de hesap açılması ve bu maaşların Türkiye'deki hesaba yatırılması şeklinde gelişiyor. Bu pratikte uygulansa bile bence yine sıkıntılı. Serbest bölge şubesinde hesap açılması lazım çalışanlara yine. Ve o hesap üzerinden işlemi yapılması lazım. Bilenler oluyor, işlemi bilenler için. Ben de içinden biliyorum aslında ama öyle yapılması gerekiyor. Kural bu. Bizim de görevimiz kuralı anlatmak. Pratik artık uygulayanın yanına, değil mi üstad? Bir parantezde şey buyurun, var ya. Buyurun. Bakın arkadaşlar, uygulamanın çoğunun böyle olmadığını biliyoruz. Ama uygulamanın böyle olması lazım. Sorumluluk üzerinize almayın. Lütfen hesapları serbest bölgedeki kendi bankanızda elemanlar için birer hesap açtırın ve oraya transfer edin. Çünkü Türkiye'deki bir hesaba transfer etmeniz, Türkiye'de sanki bir şube işlemi yapıyormuş gibi yorumlanabiliyor. Bu yolda raporlar var. Özellikle uzun süreli vergiden muaf ruhsatlar varsa tehlikeye sokarsınız, sıkıntı yaratılır. Lütfen serbest bölgede hesabınız olan bankada elemanlar için birer hesap açtırın ve oraya para transfer edin. Arkadaşlar, burada ciddi sorunlar var. Yani sadece serbest bölge mevzuatıyla alakalı değil, kambiyo mevzuatıyla alakalı sorunlar da var. Çünkü serbest bölgeler gümrük sınırlarının dışında. 5000 dolar para meselesi burada da geçerli ve buna dikkat etmek lazım. Lütfen bu konunun üzerinde durun. Bu arkadaşlar giderler Türkiye'deki kendi hesaplarından açarlar. Çünkü paraların banka aracılığıyla sınırları aşmasında, gümrük sınırlarını aşmasında bir problem yok. Ama o para hele nakden ödenmiş sayılıp 5000 doların üzerinde bir parayla o eleman Türkiye'ye girdiği sizin kayıtlarınızda görülürse sıkıntı yaratılabilir. Bu ortaklara ödenen paralar için de geçerli. Lütfen buna dikkat edin. Nakit ödeme hemen hemen hiç yapmayın veya göstermeyin kayıtlarınızda. Böyle bir işlem yapmayın. Mutlaka bankaya yatırın ve sizin serbest bölgedeki bankanıza, tekrar ediyorum biraz ama çok konu çok önemli, kendileri Türkiye'de emitili oldukları bankalarından parayı çeksinler. Garanti Bankası atıyorum, serbest bölge şubesine parayı yatırın. Garanti Bankası Şişli şubesinde adamın hesabı vardır, oraya transfer etsin doğal olarak ve olay bitirilsin. Ancak böyle yaparsanız siz muhasebesel olarak rahat etmiş olursunuz. Bunun dışındaki yollarda inanın sorun var. Biliyorum uygulama çoğunlukla çok fazla dikkat edilmeden yapılıyor. Ama önemli konu, maliyecilerin Mersin'de ilk baktıkları işlerden bir tanesi de bunlar olmuş. İyi bilginiz olsun. Teşekkür ederim. Çalışma mevzuatıyla ilişkili yine ikamet yasak üstad bahsetmişti ama orada yine 24 saat çalışma yapılabiliyor. Yani uyuyamıyorsunuz, kalamıyorsunuz, ikamet edemiyorsunuz ama vardiyalar usulüyle, yani yine çalışma mevzuatı hükümleri çerçevesinde malum belli bir saat çalıştırabiliyorsunuz kişilere. O 7 gün 24 saat çalışma yapılabiliyor. Özellikle üretim yapılan yerlerde bu kullanılıyor. Ege serbest bölgesi öyle bir bölge. Yine yük alıp verme işlemleri saatleri içerisinde, çalışma saatleri içerisinde olmak zorunda. Yani siz 24 saat çalışıyorsunuz ama 24 saatte bu dışarıdan malzeme, ham madde getirebileceğiniz anlamına gelmiyor. Çalışma saatleri çerçevesinde olacak ama tabii şey yapılıyor, fazla mesai yapılıyor vesaire, bir şekilde onun da çözümü yaratılmış durumda. Mevzuat içerisinde o gümrük mevzuat konusu. Bahsettik, iş sözleşmesi olsun olmasın bölgeye giriş kartlarla yapılmak zorunda. Kartı olmayan kişi bölgeye giremiyor. Özel izin belgesi alınması gerekiyor. 94'de 3 oğlu genelge. İşlemleri yürüten kişiler, yani bunlar için de kart çıkarılması gerekiyor. Bunlar kim, işte gümrük komisyoncuları, efendime söyleyeyim sizle birlikte çalışan kişiler,
orada kanunda tanımlamış. Ne yazıyor? Sigorta, nakliye acentesi, gümrük komisyoncusu, YMM, SMM, eksperler vesaire. Yani bunlar için de kart çıkarılması gerekiyor normal şartlarda. Yani çıkarıyorlar mı? Üstad misafir olarak kaydedilmediğine göre girmek için kartınız gerekiyor. Uygulanmayacak kanunlar var, hızlıca geçiyorum. Vergi bölümüne geçeceğiz. İnşallah daha detaylı ve önemli bir bölüm. Bunlar da çok önemli ama bence vergi bölümü bizim mesleğimizi ilgilendirdiği için birazcık daha önem arz ediyor. Yabancıların çalışma izinleri hakkında kanun hükümleri uygulanmıyor. Doğrudan yabancı yatırımlar kanunu, belediye ile ilişkili bir şey var. Pasaport kanunu, ikamet seyahatleri hakkında kanun, diğer kanunların serbest bölgeye aykırı olan hükümleri. Yani bu kanunlar hiç uygulanmıyor değil, serbest bölgeye aykırı olan hükümleri uygulanmıyor. Ben teşekkür ediyorum. Sözü üstadıma devrediyorum tekrar aldığım yere. Arkadaşlar, diğer hareketlerle alakalı, yani vergi hareketleriyle alakalı kısma gelecek olursak, önce mali mevzuata bir bakalım. Daha önce bahsettiğimiz 2318 sayılı serbest bölgeler kanunu bizim için önemli kanun. Ve değişiklikler oldu, değişiklikleri konuştuk, tekrarlamaya gerek yok. Gümrük kanunumuz var. Uygulama yönetmeliği var. Serbest bölgeler uygulama yönetmeliği. Arkadaşlar, serbest bölgede çalışan arkadaşlarımız lütfen internetten serbest bölgeler sayfasına girerek oradaki uygulama yönetmeliklerini okuyabilirler. Çok da faydalı oluyor. İşlem uygulamaları orada açıklanıyor. Yani bunlar serbest bölgeler genel müdürlüğü açısından bağlayıcı kararlardır. Herhangi bir şekilde efendim işte bunlar tebliğ değil, şey değil, yönetmelik değil. Bunlar serbest bölgelere verilen yetkilerle serbest bölgede işlemlerin nasıl yapılacağını anlatan bilgilerdir. Ve dolayısıyla serbest bölge genelgeleri bizim için çok önemli. Uygulama yönetmeliğine bağlı olarak çıkarılır. Serbest bölge uygulama yönetmeliği de o sayfada var. Genelgeler de var. Her ikisi sizin için belirleyicidir. Hem lütfen yönetmeliği hem de genelgeleri takip edin. Eskiden bunlara internet ortamında ulaşmak mümkün değil iken çok sıkıntı çekiyorduk. Şimdi bunlar hepsi çok rahat oldu. Gümrük kanunu ve gümrük yönetmelikleri bizi ilgilendiren, serbest bölgeyi ilgilendiren kısımlar çok fazla var. Arada anlattığımız envanter defteri tamamen gümrük mevzuatıyla hayatımıza girmiştir. Bunun serbest bölgeler mevzuatıyla da bir alakası, yani o mevzuat içinde değildir, gümrük mevzuatıyla gelmiştir. Kurumlar vergisi genel tebliği var. 1 ve 2 nolu tebliğler var. Vergi usul kanunu tebliğleri var. Ve diğer serbest bölgeler tebliğleri çıkmaya başladı. Çok eskiden yok idi. 1 nolu tebliği 2009 yılında çıkmış. Bir de 2 nolu tebliği çıktı. Arkası herhalde gelecektir. Evet arkadaşlar, bu girişten sonra vergi usul kanunu hükümlerine bakalım. Bakın, 6 Şubat 2004 tarihinden sonra serbest bölgelerde gerek merkez gerek şube olarak kuruluş yapan her firma normal Türkiye'de olduğu gibi vergi usul kanunu hükümlerinde mükellefiyet tesis ettirmek zorunda. Türkiye'de yapılan işlemlerin hepsi aynen orada da yapılacak. Hiçbir fark yok. Vergi usul kanunun defter tutma ile belge ve kayıt düzenine ilişkin hükümlerini de uyulmak zorunda. Evet arkadaşlar, bu burada bir problem çıkarttı. O da ne? Vergi usul kanunu hükümlerine göre Türkiye'de defterler Türkçe ve Türk lirası tutulur. Vergi usul kanunu hükümlerinde çok net. Ancak serbest bölgelerde kendi yapısı nedeniyle dolar veya başka bir yabancı para cinsinden de tutulması uygun olabilir. Üstelik diğer işlemler daha önce anlatıldığı şekilde çoğunlukla değil, hemen hemen tamamen dolar üzerinden yapıldığı için mesela dolar muhasebe yapmak bizim açımızdan daha kolaydır. Kur farkı işlemlerimiz minimize edilecektir. Ancak vergi usul kanununun amil hükümleri buna izin vermiyor idi. Daha sonra bir tebliğ çıkartılarak Türk lirası esastır, pardon Türk lirası üzerinden tutmak esastır. Ancak dileyen firmalar
istedikleri para birimi, konvertinin para birimlerinden birisi üzerinden defterlerini tutabilirler diye izin verildi. Ve 5 yıl boyunca, bu seçildikten sonra 5 yıl boyunca değiştirilemeyeceği hükme bağlandı. Arkadaşlar, bizim tavsiyemiz Türk lirası yerine dolar olarak muhasebe yapmanızın daha pratik olacağıdır. Tecrübeyle sabittir. Ama dinleyenler Türk lirası üzerinden de veyahut da euro, pound, İsviçre frangı gibi çok çalıştıkları bir para birimi varsa onlar üzerinden de defterlerini tutabilirler. Bu noktada bir çok kısa vereceğim. Biraz önce biz konuştuk. Bu iznin yazılı olarak alınması gerekiyor, doğru mu? İzin deniyor. Yazılı ya da yazısız denmiyor. Elbette bu iznin yani sözlü olmayacağına göre yazılı alınmasına veya da bilginin yazılı olmasına fayda var. Aynen. Olsun. Maliyede kaydı var. Defterlerimi ben şimdi para birimi olarak euro yazdırıyorum. Eski defterlerin hepsini. Sakıncası var mı? Eğer maliyeye bildirdiyseniz, bilgi verdiyseniz yeterli. Çünkü onay demiyor. Sadece bir bildirim. Yani tercihinizi yaptırsınız. Onu bildiriyorsunuz. Ben ayrıca arkadaşlarım zamanını da alıyorum. Geçici vergi tablolarının altında veya geri vergisi de altında vergi su kanunu şu maddesi geçerli diyor. Maddeye göre tutulmaktadır dedim. İyi yapıyorsunuz. Bu konuda bir problem olmaz. Arkadaşlar, serbest bölgelerde şube olarak faaliyet gösteren firmalar var. Serbest bölgelerde merkez olarak faaliyet gösteren firmalar var. Merkez olarak faaliyet gösteren firmaların hem alım-satım hem de üretim faaliyetleri var. Olabilir. Bu durumlarda bizim tavsiyemiz lütfen şubelerde bir kere defterleri tamamen ayrı yapın. Ama ayrı yapmak zorunda da değilsiniz. Tercih sizin. Tek defter tutarsanız lütfen gelir ve giderleri merkez ve şubede tam manasıyla ayırın arkadaşlar. Çok hassas davranın. Çünkü vergiden muaf kısım ile vergiye tabi kısım arasında böyle bir kaymalar söz konusu olursa serbest bölgeleri vergi kaçırmanın bir yolu olarak kullandığınız iddiasıyla ruhsatınız derhal iptal edilebilir. Benim tavsiyem şubeleri yani Türkiye'de merkez olup serbest bölgede şubesi olan firmalara mutlaka ayrı defter tasdik ettirin. Ayrı çıkartın onların mali tablolarını, konsolide edin. Tavsiyem bu. Ama mecbur musunuz? Hayır, değilsiniz. Fakat birlikte tuttuğunuz zaman giderleri ve gelirleri, gelirler kolay da giderleri özellikle ayırabilmek hiç de kolay olmuyor pratikte. Eğer üretim yapıyorsanız serbest bölgede ve ayrıca bir ruhsatınız daha var, o da alım satım ruhsatı ve alım satım da yapıyorsanız lütfen burada aynı defter içerisinde olsa dahi gelir ve giderlerinizi net bir şekilde ayırın. Ortak giderlerde, ortak olmak zorunda olan giderlerde de iyi bir paylaştırma oranıyla giderlerinizi paylaştırın. Bizim tavsiyemiz mümkün olduğu kadar hesapların ayrı ayrı izlenmesi ve kayıtların dikkatli tutulması yolunda olacaktır. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Onu kontrol etmek gerekiyor ama bir de eğer yok, mesela dolar tutarsa nasıl kontrol edeceğim? Yani merkez devlet tutar mı? Eder 31-12 tarihindeki Merkez Bankası devlet alış kuruyla bilançonuzu Türk lirasına çevirirsiniz ve konsolide rahatlıkla edersiniz. Bunu yapmak durumundasınız aslında. Madem soru soruldu hemen bir uyarıda bulunayım. Bazı meslektaşlarımız serbest bölge şubelerini iştiraklerde izliyorlar, iştiraklar hesabında izliyorlar. Arkadaşlar buna imkan yok. Bunun çok örneğini gördüğüm için hatta sorularda da geldi, uyarmak zorunda hissediyorum kendimi. Bunlar ayrı ayrı takip edilip merkezde döneminde konsolide edilmek zorundadır. Bunu çok net olarak söyleyebilirim çünkü sermaye piyasası kuruluna tabi şirketlerde bunun böyle olması gerektiği sermaye kurulunun kendi direktiflerinde çok net belirtilmiştir. Bilginiz olsun. Evet. Bu süreçte Türk lirası dışında tutma konusunu biraz bahsettik. Evet, Türk para birimiyle yapılan işlemleri işlemin gerçekleştiği günü
Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuruyla çevrilir. Vergi matrahları kayıt yapılan para birimine göre tespit edilecek, ancak beyannameler Türk lirasına çevrilecektir. Toplu olarak anlatacağım, devam ediyorum. Defter kayıtlarına esas alınan yabancı para birimlerinde ilk kayıt yapılan hesap dönemi dahil, 5. hesap dönemi sonuna kadar dönülemeyecektir. Verginin ödenmesi, mahsul ve iade işlemleri de Türk para cinsine göre yapılacaktır. Evet. Arkadaşlar, şimdi biz vergi matrahını tuttuğumuz para biriminden tespit ederiz. Ancak beyannameyi ne yapacağız? Türk lirası üzerinden vereceğiz. Verilmesi gereken ayın ilk gününün kuruyla diyor. Şimdi bu konuyu biraz açalım. Çünkü önemli konu. Arkadaşlar, kadre beyannamesi veriyor muyuz? Aylık vermiyoruz. Ne beyannamesi veriyoruz? Geçici vergi beyannamesi. Ne beyannamesi veriyoruz? Kurumlar vergisi beyannamesi. Arkadaşlar, her ne kadar tebliğde böyle diyorsa, bunun uygulama şansı yok. Siz lütfen 31-12 kurunu esas alarak finansal tablolarınızı çıkartın ve beyannamelerinizi de o kur üzerinden yapıp vergi dersine verin. Neden? Beyannamenin verildiği ayın ilk gününün kuru dendiği anda geçici vergiyi 1 Şubat kuruyla, kurumlar vergisini ise 1 Nisan kuruyla alacağız. Buna pratikte imkan yok arkadaşlar. Bu gözden kaçmış bir durum. Uygulamada dediğim gibi yaparsanız herhangi bir vergi cezası da söz konusu olmayacaktır. Ve zaten kur farklarından dolayı çok gereksiz bir kar ya da zararla değişim ortaya çıkacaktır ki bu hedeflenen bir şey değildir. Elbette burada kastedilen de bu değildi. Ancak böyle bir mana çıkıyor. Bunu lütfen dediğim şekilde yaparsanız finansal kanun beyannamelerinizi doğru kur üzerinden vermiş olursunuz. Ama buradaki tebliğe tam manasıyla uymak isteyen arkadaşımız da elbette uyabilir, ama aradaki kur farkını hangi hesaba nasıl getireceği hususunda pratik bir çözüm yok. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar, burada hassas olan nokta şu. Beyannamelerinizi Türk lirasına çeviriyorsunuz ve veriyorsunuz. Gerek vergilerinizi, gerek sigortalarınızı elbette Türk lirası yatıracaksınız. Ancak parayı ödeyeceğiniz zaman bütün hesaplarınız dolar ya da euro tutuluyor ise kuruşuna kadar hesaplayıp o şekilde İstanbul'da bunu yatıracak olan kişiye tevdi ederseniz ve bozulup yatırılır. Veyahut da Türk lirasına çevirme konusunda sıkıntı yaşarsanız bunun için lütfen serbest bölge dışında bir Türk lirası hesabı olan banka şubesine hesap açmayın. Yani böyle bir hesabı bu nedenle açmayın. Bunu pratikte dövizi çekip rahatlıkla halletme şansı oluyor. İlk hesap döneminden sonra 5. döneme kadar dönülemeyecektir. Defter kayıtlarına esas alınan yabancı para biriminden diye bir bölümümüz var. Bunu az önce de söylemiştik. Evet arkadaşlar, tercihinizi yapacaksınız. Bu tercih bildirilmeli mi, bildirilmemeli mi? Hiçbir açıklık yok. Bir meslektaşımız dilekçeyle bildirmiş, cevap dahi vermemişler. Büyük ihtimalle konu cevaba dayalı bir olay olmadığı için cevap vermemişlerdir. Bildiriminiz yapılmıştır. Bence bu yeterli. Evet. Şimdi arkadaşlar, 6 Şubat 2004'ten önce ruhsat alanlar vergiye tabi değil. İster üretici olsun, ister alım satıcı olsun. 6 Şubat 2004 tarihinden önce ruhsat alan ve üretici olarak faaliyet göstermeyen mükellefler, alım satıcılar, evet, burada 6 Şubat 2004 tarihinden sonra ruhsat alan imalatçı mükellefler ve imalatçı olmayan mükellefler önemli. Burada bir sınıflandırma yapmaya çalıştık. Arkadaşlar, işin özü şu. 6 Şubat 2004'ten önce ruhsat alanlar. Alım satımcı ise devam ediyor ruhsat süresinin sonuna kadar. Çoğunun artık süreleri bitiyor. Eğer imalatçı ise imalatçılara 6 Şubat 2004'ten sonra da vergi muafiyeti tanındığı için o şartlar altında devam edeceklerdir. Ne zamanda itibaren? Ruhsat süreleri sona erdikten sonra. Ruhsat süreleri sona erene kadar zaten önceki hükümlere göre vergi vermiyorlar. Daha sonrasında da üretim yaptıkları için yeni hükümlere göre aynen devam edecekler. Sonra alanlarda ise bir ikili vergi durumu var.
üretim yapanlarda bir vergi muafiyeti söz konusu. Ancak alım satım yapanlar Türkiye'deki oranlar üzerinden kurumlar vergisi veya gelir vergisini ödeyecekler. Evet. Şimdi burada yine bir tablomuzda bakalım. Kurumlar vergisi. Bahsettiğimiz şekilde üretim yapanlar Avrupa Birliği'ne katılana kadar istisnaya tabidir. Üretim dışı faaliyetlerde ruhsat süresinin sonuna kadar 6 Şubat 2004'ten önce alınmışsa şayet. Burada ruhsat yeni alınan ruhsatlar olarak lütfen anlaşılmasın. Gelir vergisi 2009 tarihinden itibaren vergiye tabi, üretimdekiler yine vergiye tabi değil. %85 ihracat diye bir parantez açılmıştı burada. Arkadaşlar onun gelir vergisi, personel gelir vergilerinde daha detaylı anlatacağız. Katma değer vergisi mükellefiyeti, arkadaşlar katma değer vergisi mükellefiyeti serbest bölgelerde zaten açılmıyor bile. Ama onun Türkiye'ye ve yurt dışına olan kısımlarını KDV bölümünde detaylı olarak belirteceğim. Şimdi hiç kısa girmeye gerek yok. Damga vergisi istisnası var, haçlar istisnası var, ilgili bölümlerde geleceğiz. Gümrük vergisi arkadaşlar istisna çünkü serbest bölge içerisinde ne giren mallar ve oradan dışarı çıkan malların gümrükle herhangi bir ilişkisi yok. Özel tüketim vergisinde istisna yok. İleride bölüm var değil mi? Evet, orada onu açıklayacağız. KKDF'de yine ilgili bölümünde açıklayacağız. Arkadaşlar, az önce bahsettiğim 6 Şubat 2004 önce sonrası burada tekrarlamaya gerek yok. Şimdi, kazanç istisnası. Serbest bölgelerde elde edilen hasılatlar eğer vergiden muaf kısımda yani üretici ise bunlar zaten üretim olmayan bölümde ayrıştırılarak takip edilir. Gelirlerden giderler düşer. Bulunacak kazanç sonucunda faaliyet gelirleri, hasılat bölgesi içinde elde edilen faaliyet gelirleri, müşterek genel giderler oransal olarak yansıtılır. Müşterek amortismanlar gün sayısı da ve oransal olarak yansıtılır. Mevduat, repo, kur farkı, vade farkı ve faaliyet dışı gelirler kapsam dışında tutulacaktır. Arkadaşlar burada bir şey özellikle belirtelim. Şimdi üretim yapıyorsunuz. Vergiden muafsınız. Ancak size tanınan muafiyet üretimle alakalı elde ettiğiniz kazanca tanınan muafiyettir. Bu muafiyet oradaki elde ettiğiniz bütün kazançlara ait değildir. Bütün kazançlar derken şunu söyleyeyim. Sermayeniz var, iyi kar elde ettiniz, kar da dağıtmıyorsunuz. 1 milyon dolar paranız duruyor, 1,5 milyon dolar paranız duruyor ve serbest bölgedeki bankaya götürdünüz faizle, vadeli yatırdınız ve bir faiz geliri elde ediyorsunuz. Arkadaşlar bu vergiye tabi. Ancak şöyle bir örnek vereyim, yurt dışından bir para geldi size, yani yurt dışı diyorum, serbest bölge dışında bir para geldi, Türkiye'den de gelmiş olabilir. Bir para geldi, o gelen parayla bir üretim yapacaksınız, avans aldınız. Çünkü ham maddeye bu parayı göndereceksiniz. Ham maddenizi alıp bir üretim yapmayı planlıyorsunuz. Gelen bu avans boş durmasın diye tuttunuz, bankada vadeli hesaba yatırdınız. Buradan elde edilen faiz geliri istisnaya tabidir. Çünkü sizin ticari faaliyetinizle, üretim faaliyetinizle alakalı, yani vergiden muaf olan faaliyetinizle direkt alakalı bir paraydı. Boş durmasın, sipariş geçemiyorum, karşı taraf parayı henüz istemiyor, kabul etmiyor çünkü anlaşamadık. Bu arada boş duracağını bankaya yatırdım diyorsanız arkadaşlar, burada ilave bir vergi söz konusu değil. Ama birinci bölümde söylediğim gibi tamamen tasarruf amaçlı elinizdeki dağıtılabilecek karları götürüp bankaya yatırırsanız şayet bu durumda arkadaşlar, bu elde ettiğiniz faiz geliri vergiye tabidir. Çünkü bu faiz gelirinin üretimle direkt alakası yoktur. Evet. Alacaklardan doğan kur farkları ve vade farkları istisna kapsamında değerlendirilecektir. Üretim yaptınız, yurt dışına malınızı sattınız. Alacağınız belli bir dönem içerisinde gelecek.
Ak etik böyle açılmıştı. 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık, 12 aylık dönemler halinde size karşı taraf ödeme yapıyor ise şayet, bu durumda eğer kur farkından kazanç elde etmişseniz, ki her zaman etmeyebilirsiniz, tersi de olabilir çünkü, bir kazanç elde etmişseniz bu kesinlikle vergiye, vergi istisnasına tabidir. İstisna kapsamında değerlendirecektir. Hibeler eğer işinizle alakalıysa, üretim işiyle alakalıysa ilave edilecektir. Zarar ve diğer giderler indirilemez, gelecek yıllar belirlenemez. Arkadaşlar bu merkez şube meselesinde daha önemli. Şimdi onu açalım. Siz serbest bölgede zarar ettiniz. Merkezde ise kar elde ettiniz. Serbest bölge şubesindeki zarar merkezdeki karınızdan mahsup edilemez. Bu zarar bir sonraki yıla devredilemez. Evet, kurumlar vergisi ve gelir vergisi stopajı. Şimdi arkadaşlar, bu noktanın biraz üzerinde duralım. Biz kar elde ettik serbest bölgedeki şirketimizde ve karı dağıtmaya karar verdik. Genel kurulda, AŞG ise genel kurulda, limited ise ortaklar kurulu kararıyla karımızı dağıtma kararını aldık. Bu durumda arkadaşlar stopaj var. Stopaj kesinlikle uygulanacak. Eğer stopaj yapacağımız ortağımız bizim yurt dışı bir ortağımız ise bu durumda ilgili yani yurt dışı ortağımızın mukim olduğu, yerleşik olduğu ülkeyle yapılan çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmalarına gidip bakacağız. O anlaşmalardaki oranlar neyse o oranı uygulayacağız. Bizdeki oran %15 ama atıyorum ilgili ülkenin oranı %10 ise şayet o zaman %10 uygulayacağız. Yalnız burada dış ticaret derslerinde de anlattığımız bir konuya temas etmemiz lazım. Mukimlik belgesi. Eğer kanunun öngördüğü oranlar dışında farklı bir oranla işlem yapıyorsak bu çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmaları nedeniyle bu durumda arkadaşlar ilgili ülkeden bu firmanın o ülkenin mukimi olduğuna, vergi mükellefi olduğuna, ticaret ya da sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair bir belge isteyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı'nın mukimlik belgesiyle alakalı bir standartları vardır. Bu standartlara uygun belge diyor bizim Maliye Bakanlığı. Ancak her ülkenin standardı bizimkine uymuyor. Dolayısıyla arkadaşlar o belgedeki asgari bilgileri içerecek ilgili ülkeden alınacak belgeler yeterli olur. Her ülkenin kendine göre değişik bir usulü vardır. Mesela İngiltere mahkemelerden falan veriyor bu belgeyi. Çünkü orada kayıtlar mahkemelerde tutuluyor, şirketlerin kayıtları gibi geldi bilgi bana. O zaman arkadaşlar o ülkeye uyacağız. Ama bunlar tercüme ettirilip dosyalarımızda muhafaza edilecek. Neden %5 daha az stopaj devleti yatırdığımızı mutlaka bu şekilde belirlemek zorundayız. Evet, mukimlik belgesi konusu bu noktada önemli. Arkadaşlar gelir vergisine gelecek olursak, gelir vergisini birkaç şekilde düşünmemiz lazım. İki bölümde düşünmemiz lazım. Birincisi, önce şu slide'de bence şey yapayım, diğerine ondan sonra geçeyim. Arkadaşlar, biz her ne kadar hep size şirketlerden bahsediyor isek de, mutlaka serbest bölgede şirket kurma zorunluluğu yok. Yani sermaye şirketi kurma zorunluluğu yok elbette. Şahıs firması da kurabilirsiniz, kolektif şirkette kurarsınız, komandit şirkette kurarsınız. Limited şirket ve onun şirketler zaten en çok uygulanan. Ama ilk defa siciller serbest bölgeyle kolektif şirketleri yeniden hatırladılar. Niye arkadaşlar? Bunları biz de önerdik. Sebebi şu, stopajdan kurtuluyorsunuz. Şahıs firmalara ve kolektif şirketlerde, komanditlerde iki tür ortak vardır. Komandite, komanditer. Komanditeler kurtulur stopajdan, komanditerler aynı şirket ortakları gibi dikkate alındığı için onlarda stopaj vardır. Şimdi bu parantezi kapattıktan sonra olay şu. Şahıs firmaları ve kolektif şirketler elde ettikleri kazançlar itibariyle
şahısların gelir vergisi kazançları olduğu için dolayısıyla stopaj yapmadan direkt olarak ortaklarına kar paylarını gönderebilirler. Sene içerisinde elde edilecek olan kâra mahsuben amaz ödeyebilirler. Hele şahıs firmalarında kasa aynı zamanda ortakların cebi gibi görüldüğü için genel kavramda söylüyorum. Ortakların karlarını çıkartmaları serbest bölge dışına ve tekrar ihtiyaç olduğunda serbest bölgeye para aktarmaları mümkündür. Ancak bütün bu alışverişler mutlaka banka üzerinden olsun arkadaşlar. Serbest bölgedeki işlemleri mutlaka bankalar üzerinde yapın. Bir başka pencereye geçiyorum ama bu da çok önemli. Arkadaşlar serbest bölgelerdeki sınırlar da aynı Türkiye sınırları gibidir. Nasıl Yeşilköy havaalanından uçağa binerken yanınızda 5000 dolardan fazla para çıkartamıyorsunuz. Nasıl yurt dışından gelirken 5000 dolardan daha fazla para yanınızda keş olarak giremiyor ise serbest bölge sınırları içinde aynı şey geçerlidir. Lütfen bu noktalara dikkat edelim. Paralar cebinizde serbest bölgeden çıkmasın, cebinizde serbest bölgeye girmesin. Nereden anlaşılıyor diyeceksiniz? Arkadaşlar kayıtlarınızdan belli olur. Bu kayıtlarda ortak getirdi, para koydu kasaya ya da bankaya yatırdı derse ortak bu parayı nasıl getirdi? Cebinde soktu 50 bin doları demektir veya 10 bin doları. 5 bin doların üzerindeki işlemlerde lütfen muhasebe kayıtlarında dikkatli olun. Şimdi gelelim yeniden kolektif ve şahıs firmalarına. Burada en büyük avantaj stopaj olmamasıdır. Bu nedenle dediğim gibi siciller kolektif şirketi yeniden hatırladılar serbest bölgeler sayesinde. Serbest bölgelerde elde edilen kazançlar gerek şirketler için, gerek şahıs firmaları için olsun, yurt dışına veya Türkiye'nin başka bir yerine banka aracılığıyla rahatlıkla çıkartılabilir. Kar payları ise stopaj yapılır. Veyahut da şirketler sona ermiştir ki tavsiye bölümünde kısaca bahsedilmişti. Şirketler sona ermiş ise satılan gayrimenkuller ya da malların bedelleriyle yani tasfiye sonucunda kalan para ilgili ülkelere veya Türkiye'ye rahatlıkla transfer edilir. Türk mali mevzuatı para transferlerinde bu anlamda bir sınır getirmiyor. Sadece eğer aynı sermaye var ya da aynı sermaye bir mal, pardon bir makina elde kalmış ise bunun için müsteşarlıktan izin almanız lazım. Bu demirbaşın sahibi olarak kalan son ortağa bu demirbaşı tevdi edebilmek, onun ülkesine ya da Türkiye'ye gönderilmek için müsteşarlıktan izin alınıyor. O kadar. Şimdi yine konumdan dışına çıktım ama tekrar gelir vergisine döneyim arkadaşlar. Gelir vergisinde bir %85 olayımız var. Şimdi bu %85 nedir? Onu net olarak görelim. Arkadaşlar, Maliye Bakanlığı kurumlar vergisi için üreticilere bir istisna getirdi. Ancak üreticilere bu istisnada tek başına yetmiyor veyahut da yeterli bir teşvik olarak görünmüyor. Bu anlaşıldı ve bir başka istisna daha getirildi. O da çalışan personelin gelir vergilerinin bu istisnalardan yararlanması. Eğer belli bir şart var, bu şartı yerine getirseniz dedi kanun koyucu, ben sizin çalışanlarınızdan vergi kesintisi yapmayacağım veya tecil terkine gireceğim. Şart şu, üretimin %85'inin Türkiye'ye değil, yurt dışına satılması. Arkadaşlar serbest bölge firmaları üretimlerini eğer ruhsat müracaat formlarında yer aldığı şekilde Türkiye'ye de yurt dışına da satabilirler. Buna bir engel var mı? Yok. Ancak devlet diyor ki ben sana bu teşviği verecek isem belli bir şartı yerine getirmen lazım diyor firmalara. Bu da %85 ihracat şartı. Yani ürettiğiniz ürünlerin %85'ini Türkiye'nin dışında yurt dışına satarsanız personelin, çalışanların, işçilerin ücretlerinden kesilen %85 istisnaya tabidir, ödenmeyecek. Evet arkadaşlar, uygulama nasıl olacak? Sene başında başlayacaksınız 1 Ocak'ta ve bir tahmin yürüteceksiniz. Evet, biz bu sene %85'i yurt dışına satabiliriz.
Eğer tahmininiz bu ise o zaman beyannamede, muhtasar beyannamede tecil ve terkin uygulaması yapacaksınız. Bu vergiler tecil edilecek, daha sonra %85 gerçekleştiğinde terkin edilecek. %85'in gerçekleşip gerçekleşmediği yeminli mali müşavir raporuyla tespit edilecek ve maliye beyanname verilecek. Yani önce arkadaşlar vergiyi tahakkuk ettiriyorsunuz, yatırmıyorsunuz. Yatırmadınız. Aralık ayına geldiniz. Aralık ayından sonraki ilk muhtasar dönemine kadar yeminli mali müşavir raporuyla %85'inden fazlasını ihraç ettiğinizi ispat ettiniz. Problem yok. Tecil edilen bu vergiler terkin edilecek. Olay bitti. Ancak eğer bu düşündüğünüzü yerine getiremezseniz %85 değil de %75'te kaldınız. Hatta 84'te kaldınız. Durum ne olacak arkadaşlar? O zaman tecil edilen bu vergiler terkin edilmeyip gecikme zammı ile sizden tahsil edilecek. Gecikme zammı ile ancak ceza yok. Yani vergi ziyağı cezası yok. Fakat gecikme zammı ile tahsil edilecek. Bunun için mali idare bize diyor ki eğer böyle bir risk varsa, böyle bir endişeniz var ise siz diyor öncelikle her ay muhtasar beyannamenizdeki tahakkuk eden vergiyi yatırın. Yatırın Aralık ayına kadar gelin. Eğer Aralık ayında %85'ten fazlasını ihraç ettiğiniz görülür ise yeminli mali müşavir raporu ile derhal size bu bedeli iade ederiz. Böylece aylık 1.4, %1.4'lük gecikme zammıyla muhatap olma riskini ortadan kaldırmış olursunuz diyor mali idare. Evet arkadaşlar. Burada şöyle bir özel durum var. Biz istihdam ettiğimiz üretim firması olarak istihdam ettiğimiz üretimde çalışan işçiler dışındaki pazarlama, muhasebe vesaire genel yönetim gibi elemanların da ücretleri için aynı uygulamayı yaparız. Ancak ruhsatımızda bir de alım satım var ise alım satım tarafındaki personel için bu uygulamayı yapmamız mümkün değildir. O halde bu personelleri çok ciddi bir şekilde ayırmamız lazım. Benim tavsiyem, naçizane uygulamalarda bu şekilde yapıyoruz. İki ayrı sigorta dosyası açın. Zaten tehlike dereceleri açısından da farklı olacaklardır. Böylece muvazayı ortadan kaldırırsınız diye düşünüyorum. Üretim ile alım satım ruhsatı ikisi birden üzerinde olan firmalar lütfen bu konuda nasıl giderleri paylaştırırken hassas oluyorlarsa hassas olsunlar. Bir şey soruyordunuz galiba. Ben o %85 istisnalığında esas 2004'ten sonra kurulan firmalar için önemli. Çünkü vergi muafiyeti ortadan kalktıktan sonra yeni firmalar bu durumda %20 kurumlar vergisi ödeyecekti. Ama kanun koyucu, yanılmıyorsam geçici 3. maddesinde kanunun üretici firmalara böyle bir imkan tanıdı. Neden? Yoksa serbest bölgeler tamamen boşalabilirdi. Dünyanın birçok ülkesinde üretim teşvik ediliyor arkadaşlar. Serbest bölgelerde yapılan üretim her türlü vergi teşvikleriyle destekleniyor. Bu yüzden bizde de kanun koyucu çok doğru bir şekilde kurumlar vergisi için böyle bir istisna getirdi üreticilere. Artı istisnayı da çalışanları için üretimde ve diğer alanlarda çalışanları için de getirdi. Sadece burada gelir vergisi yani çalışanların vergileriyle alakalı bir şart öne sürdü. Bu da çok mantıklı. Türkiye yönüne değil yurt dışına yapılan satışlarda böyle bir avantajınız söz konusu olacak. Evet. Burada arkadaşlar ilgili tebliğde bir takım özel durumlar var. Bu kadar detaya şu anda girmek istemiyorum. Bir önceki dönem üretilen ürünlerin bir sonraki dönem satılması hali, bir sonraki döneme satması hallerinde ne olacağı bir nolu tebliğde çok açık yazılı. İlgili olmayan arkadaşlarımıza aşırı meşgul etmemek için özel bir durum var ise bittikten sonra da sorularınıza cevap veririm. Siz bir şey soruyordunuz, evet. Faaliyet ruhsatında sadece üretim var. Yani alım satım diye ayrı bir şey yok. Üretim yapıyor firma. Güzel.
Ama tabii ki bu üretim yapan firmalar, üretimde çalışan işçilerin dışında da yönetiminde de çalışanları var. Muhasebesinde, pazarlamasında. Yani. Bunlarınkini ayıracak mıyız? Hayır, bunlar dahil. Bunlar dahil. Çünkü o... Yani onlar dahil stopa şeye dahil. O emek, üretim yapan firmanın üretimlerinin muhasebesini yapmak, üretimleri yönetmek, üretimi pazarlamak, üretimle alakalı bir takım idari işlemler yapmak amacıyla orada bulundukları için bunu kesinlikle dahil edeceğiz. Ama ayrı bir faaliyet konusunda ayrıca bildirilmişse o zaman mesela alım satım da faaliyet konusunda bildirilip bu bölümde çalışanları ayırıyoruz herhalde. Eğer alım satım ruhsatı varsa alım satım yapılır zaten. Tamam. Alım satım ruhsatı olmadan alım satım yapılamaz. Çok karıştırılıyor. Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin üretildikten sonra satılması, pazarlanması bir alım satım faaliyeti değil, üretimin doğal bir sürecidir. Yani üretimin sonrasındaki doğal bir süreçtir. Evet arkadaşlar. Yazılım faaliyetlerine gelelim arkadaşlar. Bu önemli. Bakın, tecrübeyle üzerinde detaylı olarak çalıştığımız bir konu olduğu için çok rahat söyleyebiliyorum. Yazılım faaliyetleri serbest bölgelerde rahatlıkla yapılabilir. Yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan ürün, program, Türkiye'ye intikal ettiği zaman gayrimaddi haklar gibi işlem görüyor idi ve burada bir problemler var. Böyle bir müşterimizde bu konuyu tartışırken o zaman Windows kaç vardı bilmiyorum, o kutuyu gördüm ve de bu kutuyla alakalı dedim bunun içine ne geliyor? İşte 2-3 tane CD, bu programa ait açıklamalar, bir nevi programla ilgili bilgiler, kitapçık ya da broşür halinde içine konmuş, bir kutuya konmuş geliyor. Biz de aynısını yaparsak ne olur diye düşündük ve yaptık arkadaşlar. İlk tecrübemizde gümrükten geri döndü. Dediler ki, siz bu CD için, iki tane CD için atıyorum 10 bin dolar bedel koymuşsunuz. 10 bin dolar bedel değil, bu CD'lerin değeri en fazla 1 dolar olabilir. Siz 2 dolarlık bir mal çıkartıyorsunuz, 10 bin dolar, 20 bin dolarlık bir mal değil bu. Gümrük bunu engelledi. Biz de Kültür Bakanlığı'ndan, CD'lerin üzerinde kayıtlı bilgilerin de bir değer ifade ettiğini ve CD'nin gerçek değerinin bu üzerine ilave edilmiş bilgilerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini, eğer 10 bin dolara satılıyor ise bu CD'nin değerinin 10 bin dolar olduğunu, nasıl müzik eserlerindeki CD'lerin fiyatlarının bir boş CD fiyatı değil, üzerindeki müziği de içerecek şekilde 10 lira, 20 lira, 50 lira olabildiyse, buradaki bir bilgisayar programının da aynı şekilde dikkate alınması gerektiğine dair bilgi geldikten sonra gümrükler kabul etmek zorunda kaldılar ve serbest bölgede işlem yapan bilgisayarlarda kullanılacak veya diğer makinelerde kullanılacak program üretenler böylece bu programlarını elle tutulur, gözle görülür bir kutu içerisinde bir hale getirdikten sonra gümrüklerden rahatlıkla mal olarak Türkiye'ye satabildiler veya yurt dışına satabildiler. Bu konuda yazılım faaliyetlerinin neticesinde çok önemlidir. Ama yazılımı sadece ve sadece internet ortamında gönderirseniz o zaman ciddi bir probleminiz var. Ama dediğim şekilde bir gümrükten geçirme işlemini yaparsanız hiçbir problem olmayacaktır arkadaşlar. Kullanıcının faaliyetine ilişkin üretim ve satış tutarları yememe tasdik raporu. Evet arkadaşlar, burada demin bahsettiğim %85 kısmı aslında çok çok önemli. Burada yeminli mali müşavirlerin tasdik raporları var. %85 ile alakalı detaylar için arkadaşlar tarihini söyleyeyim size. 12 Mart 2009 tarihli bir seri nolu serbest bölgeler kanunu genel tebliğinde yeterli açıklamalar var. Çok detaylar var. Ama okursunuz, burada bir tereddütünüz olur ise, hasıl olursa onları da gidermeye biz hazırız. Bunu söylemiştim. Evet arkadaşlar, gelelim zurnanın zırt dediği yere, katma değer vergisi. Bu çok önemli. Bakın, şimdi serbest bölgeler kanununu gözünüzün önüne getirin. 11. madde mal ve hizmetlerin teslimlerini, 12. madde ise istisnaları düzenliyor. 12. madde bizim açımızdan çok önemli. Şimdi
tablo üzerinden bir önce gidelim. Mal teslimi nereden? Türkiye'den. Nereye? Serbest bölgeye. Nedir arkadaşlar? İstisna. 11-12. Ne istisnası? İhracat. Çünkü ne dedik? Serbest bölgeler yurt dışı gibi görülecek. Serbest bölgelere satılan mallar istisna hükümleri içerisinde yurt dışına satılan mallar gibi işlem görecek. Kesilen faturalarda katma değer vergisi olmayacak. Bu satılan mallar için yüklenilen KDV'de Türkiye'deki diğer ihracatlar gibi iade işlemine tabi tutulacak. Bitti. Burayı geçtik. Serbest bölgeden Türkiye'ye giden mal istisna değil. Bu ne demek arkadaşlar? Türkiye'deki firma ithalat yapıyor. İster İngiltere'den mal ithal etsin, ister İran'dan mal ithal etsin, ister Rusya'dan mal ithal etsin. Ne yapıyor gümrükte? Kapıkule gümrüğünden giriyorsa ya da Gübulak gümrüğünden KDV'sini ödüyor. Değil mi arkadaşlar? Matrah hesaplanıyor. Bunları dış ticaret derslerinde anlatıyoruz daha çok. Matrah hesaplanıyor ve burada dahil oluyor. KDV hesaplanıyor ve alınıyor. Oradaki vezneye yatırılıyor. Bitti olay. KDV var. Bu arada bir parantez açarak söyleyeyim. Bu matrahın tespitinde eğer %9'luk fon ödenmişse o fon KDV matrahına dahil. Parantezi kapattık. Serbest bölgeden serbest bölgeye. Arkadaşlar serbest bölge içinde veya serbest bölgeden bir başka serbest bölgeye gönderilen mallar için katma değer vergisi söz konusu değil uygulamada. Serbest bölgeden yurt dışına yine herhangi bir katma değer vergisi söz konusu değil. Alan ülke kendi standartlarına göre vergilendirmeyi yapacaktır. Yurt dışından serbest bölgeye gelen mallar. Evet, bunlarda da herhangi bir işlem yapılmıyor. Orada gümrük sınırları içinde dışında durduğu için. Serbest bölge içi mal alış satışta KDV tabi değil. Bir bilgi, katma değer vergisi mükellefiyeti tesis etmek zorunda değilsiniz. Daha doğrusu etmeyeceksiniz. Serbest bölgedeki firmalar katma değer vergisi mükellefiyeti tesis etmezler arkadaşlar. Şimdi hizmet ifasına gelelim. Peki 17'ye 4 I'yı burada belirtiriz. Arkadaşlar, katma değer vergisi kanunu 12'ye 2 A hizmetten yurt dışındaki bir firma faydalanmalıdır. B hizmetten yurt dışında faydalanmalıdır. C serbest bölgelere yapılan fason hizmetler KDV'ye tabi değildir diye belirlemiş. Şimdi buradaki hassas nokta şu. Türkiye'den serbest bölgeye verilen hizmet. Arkadaşlar, çok fazla tartışılan, bizim meslektaşlarımız da bazen kestiği makbuzlarla çok fazla da ilgilendiren husus. Tekrar 12. maddeye dönüyorum, katma değer vergisi kanunu. 12'ye 1, mal teslimini anlatır. Mal tesliminde şöyle der, mallar yurt dışındaki bir satıcıya fatura edilmelidir. Yurt dışına teslim edilmelidir veya yurt dışına teslim edilir, devam eder. Serbest bölgedeki firmalara veya gümrüksüz antrepo işleticisine teslim edilmelidir. Bu durumda mallar ihraç edilmiş sayılır ve katma değer vergisi iadesi de elbette söz konusu olacaktır. Çünkü KDV'siz fatura kesiliyor. Tamam arkadaşlar? Bakın, 12'ye 1'de açık açık yazıyor kanun koyucu. Diyor ki yurt dışı, arkasından geliyor serbest bölgeler, arkasından diyor ki gümrüksüz antrepolar. Serbest bölgelerle gümrüksüz antrepo sonra ilave edildi. Kanun koyucu bu ilaveyi yaparken serbest bölgelerdeki verilen hizmet için aynı kanunun 12. maddenin ikinci paragrafına bir ilave yapmadı. İlave yapmadı. Demin bahsettiğim C'yi ise çok sonra daha yeni ilave etti. Dolayısıyla arkadaşlar biz burada kanun koyucunun sistem olarak serbest bölgelere verilen hizmetlerde katma değer vergisi almayı planladığını görüyoruz. Ancak kafa karıştıran birkaç husus var. Onları da sizinle paylaşmak zorundayım. Bütün bu vergi usul kanunu hükümleri serbest bölgede kaim olmadan önce, 6 Şubat 2004 tarihinden önce çıkmış 39 nolu bir tebliğ vardı.
Ve bu tebliğ şimdi yürürlükte değil. Daha sonra birleştirici tebliğiyle yürürlükten kalktı. Fakat bazı müellifler bu tebliği görüyor ve buraya atıfta bulunarak serbest bölgelere verilen hizmetlerde KDV olmaz diyorlar. Doğru değil, yanlış. Bir diğer hassas nokta 12. Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17. maddesinin 4. bendi I fıkrası. I'da diyor ki serbest bölgelerde verilen hizmetler. Buradan da hareketle bazı müellifler kalkıp gider serbest bölge içinde hizmet verirseniz böylece katma değer vergisi söz konusu olmaz diyebiliyor. Arkadaşlar bu da mümkün değil. Neden? Çünkü bu madde serbest bölgelere verilen hizmetler demiyor. Serbest bölgelerde verilen hizmetler diyor. Bir harf farklı burada. Çok şey değiştiriyor. Çünkü serbest bölgelerde verilen hizmet öncelikle işletici firmaların verdiği hizmettir. Kendisi serbest bölge içinde zaten işletici firma hizmet veriyor, KDV yok. Veya siz serbest bölge içinde inşaat yapmak üzere geçici ruhsat almışsınızdır, çok rahatlıkla alınır. Ve burada verdiğiniz inşaat yapma hizmeti yani müteahhitlik hizmeti de elbette KDV'ye tabi olmayacaktır. Ama Türkiye'de merkezi olan bir mali müşavir gidip serbest bölgede bazı bilgileri derleyip gelip Türkiye'de raporunu yazıyor ise bu arkadaşlar kesinlikle KDV'ye tabidir. Üstelik bu imkan olsa bile ispatı çok zordur. Yani nasıl zordur? Serbest bölgede hizmet verdiğinizi nasıl ispat edeceksiniz? Arkadaşlar ben kalktım Atatürk Havalimanı serbest bölgesine gittim. Bundan 8-10 sene önce oluyor, yakın zamanda değil. Kalktım gittim. Dedim ki ey gümrük muhafaza neredesin? Getirdiler bir adamı gümrük muhafaza. Çünkü arkadaşlar serbest bölge sınırlarını çiftleri gümrük muhafaza memurları muhafaza eder. Giriş çıkış sorumlulukları onlara aittir. Kapıdaki görevli gümrük muhafazanın görevlileridir. Dedim ki ben şu anda serbest bölgeye giriyorum. X firmasına gidiyorum. Lütfen beni deftere kaydedin. Hem de saatiyle dakikasıyla. Sonra çıkarken yine aynı şekilde saatiyle dakikasıyla kaydedin. Hangi firmaya gittiğimi de lütfen burada belirtin. Ve bu defterden de bir suret istiyorum. Dediler ne kaydederiz ne suret veririz hiçbir şey yapmayız. Ver kimliğimi gir içeri. Hayır. Ben dedim kaybolmak istiyorum. Arkadaşlar bir saate yakın mücadele ettim başaramadım. Yani serbest bölge içinde hizmet verdiğinizi ispat etme şansınız da yok. Gerçi o da olsa bana göre KDV yine var ama İspat etme şansınız da yok. Bazı müellifler çünkü serbest bölgede hizmet verilmişse diyorlar. Olmaz arkadaşlar. Bunu ispat edemiyorsunuz. Dolayısıyla bu maddede şunu çok açık ve net olarak size söyleyeyim. Serbest bölgelere verilen hizmetlerde KDV var. Çoğunlukla serbest bölge işletici firmaları, gümrük müdürlükleri ve bölge müdürlükleri serbest bölge çitinin sınırlarının içinde bile değildir, dışındadır arkadaşlar. Çoğunlukla istisnalar var. Mesela Çorlu'daki Avrupa Serbest Bölgesi bilir. Ancak çoğunlukla dışarıdadırlar. Zaten orada bir gümrükçü, bir mali müşavir ben burada işte mal giriş çıkışını takip ettim dese bile orası serbest bölge içi olmadığı için geçerli değildir, bilginiz olsun. Şimdi, tabii. Serbest bölge içinde olmasa da hizmetlerin serbest bölgelere verilmesi halinde katma değer vergisi olacağı kanunun 12. maddenin 2. bölümünde çok açık belirtiliyor. Ancak burada tabii şöyle bir olay var. Siz o kamerayı içeriye nasıl soktunuz? İşlem formuyla. Yani KDV'li soktunuz. Değil mi? İhracat gibi yaptınız. Tamam. Şimdi bakın, biz burada pratik kendi içimizde konuşuyoruz arkadaşlar. Fatura bedelinin içine montaj da dahil edilmiş olsa bu sorunları yaşamayacaksınız. Bu kadar net.
Biz muhasebe için pratik çözümler buluruz. Bunları söyleyeyim. Ama olmuyor, ayrıca gelip bir montaj veriliyor ise, zaten arkadaşlar serbest bölgelerde bu hizmetleri verebilmek için serbest bölge müdürlüklerinden izinler almak gerekir. Yani işin hukuki, bakın o şeylerle, genelgelere baktığınız anda o genelgelerde öyle detaylar var ki çeşitli izinler almak gerekir. O zaman bu izinler alındığı zaman olay farklı olur. Ama izin olacak, zaten izinde bir nevi şube açmak gibidir. Bakın inşaattan örnek verdim size. İnşaatta şöyle bir durum oldu. Bize bir olay geldi. Bir firma serbest bölgede bir inşaat yapmış. Firma Türkiye'de. İşte elemanlar vesaire inşaatını yaptığı firmanın belki bordosundaydı, belki değildi. Bilmiyorum o kadar detayını. İnşaatı bitirmiş ve faturasını kesmiş KDV'siz. Maliye inceledi ve KDV'yi tahakkuk ettirdiler. Acaba buradan bir kurtuluş olur mu, bir çare bulabilir misiniz diye geldiler bize. Dedim ki daha konuyu anlatırken kesinlikle KDV'li fatura kesmeniz lazımdı ve kesmek zorundaydınız. Cezayı ödedi. Bir inşaat daha almış o inşaatı yaparken. Onda şöyle bir uygulama yapıldı. Hemen müracaat ettik. Yapmış olduğu inşaat sözleşmesini Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'ne göndererek, ben bir de her ihtimale karşı bir ayda fazlasını talep ederek, bir ay fazla bir süreyle geçici ruhsat alındı. Sadece inşaat yapar diye, sadece o Adapaf'ta parselde o kişiye o sözleşme dahilinde inşaat yapmak üzere geçici bir ruhsat verildi. Ve firma içeride sigorta dosyasını açtı, elemanlarını kartlarını alarak, üçer dolar, onar dolar verip kartlarını alarak serbest bölgeye soktu. Ve böylece arkadaşlar kestiği faturada KDV'siz oldu. Bu ancak böyle olabilir. O zaman bir hukuki çalışma da burada ciddi anlamda yapıldı ve netice bu idi. Onun için o diğer olaylarda arkadaşlar bunlar istisnai durumdur. Benim tavsiyem katma değer vergili fatura kesilmesidir. Ama risk göze alınırsa ona bizim söyleyeceğimiz herhalde bir şey yoktur. Bana göre o iki ayrı fatura var ise ve montaj için ayrı fatura kesildiyse KDV olacak, olmak durumunda. Evet arkadaşlar devam edelim çünkü çok zaman geçiyor. Saat 4.30'a geldi. Arkadaşlar, yani karar sizin, oturum başkanı olarak kararı veriniz lütfen. Kararı hazırına bırakmak istiyorum. Ara verelim mi arkadaşlar? Devam edelim. Evet. Bir devam edelim, sesi fazla gelmeye başladı galiba. Evet, hocam. Arkadaşlar, ama dikkatiniz dağılıyorsa, bakın dikkatiniz dağılıyorsa bir ara verelim. Yani ben şey yapmak, çoğunluğa uymak isterim ama yani fazla değil, 5-10 dakika bir ara verelim, bir şöyle bir şey yapalım, ondan sonra devam edelim.